Evet, bir örnek daha yapmak istiyorum. Biraz devreyi modifiye edecek bir örnek yapmak istiyorum. Bu özellikle giriş empedansını yüksek tutmak için yapılan bir taktik. O da şöyle bir devre. Mesela burası 100K olsun. 100K'nın da üstü artık biraz zor değil mi? Burası mesela V-in olsun. V-in'in çok önemi yok şu anda. Mesela burası da atıyorum yine 100K olsun. Şimdi biraz böyle değişik bir direnç network yapacağım. Mesela burası da 10K olsun. Bu devrede V-out nedir? Bu da bir esasında bu da bir evren yükseltici ama biraz özel bir evren çünkü yükseltici. Şuradaki direnç network'ü biraz farklı dikkat ederseniz. Bilmiyorsak ne yapıyoruz? Analiz ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Yani şu bence sıfırdır falan demenin bir anlamı yok. Ne yapıyoruz? Bilmediğimiz noktaların analizini teker teker yapacağız. Şimdi o zaman ilk bakacağımız şey yine neresi bizim? Geri besleme. Geri beslemeye baktığım zaman yani o pump'ın çıkışından, o pump'ın girişine olan fiziksel yol şu işte bu garip network üzerinden geliyor ve yine eksiden geliyor. Geri besleme eksiden harika, mutluyum, çok mutluyum. Yani bir yükselteç. Yani benim o pump'ım lineerde çalışacak. Çalışmak isteyecek. Nereye kadar? Sınırları aşana kadar. Sınırları aştığı zaman kırpılacak, limitlenecek. İşte doyuma gidecek. Pozitif ya da negatif hangi sınırı neden nereden açtığına göre değişiyor. Fakat ama onun dışında düzgün çalışacak. Şimdi bakıyorum şuraya. Buranın voltajını bilmiyorum. İsterseniz buraya Vx diyeyim. Tamam mı? O zaman buraya I1 diyorum. Şuraya I2 diyorum. Buraya da I-eksi diyorum. Ve ilk denklemimi yazıyorum. I1 eşittir. I-eksi artı I2. Ve biliyorum ki I-eksinin sıfır olduğu belli. Niye? İdeal op-amp modelinde zaten I-eksi sıfırdı değil mi? Bu durumda I1 ile I2 birbirinin aynısıdır. Başka da biliyorum ki V eksi ile V artının aynı olduğunu, bunun hem ideallikten hem de lineerlikten dolayı öyle olduğunu biliyorum. Ve V artı sıfırsa, neden sıfır? V artı topraklamışız. Bu durumda da V eksinin de sıfır olacağını görüyorum. Süper. Her şey güzel. O zaman I1'i yazdığım zaman I1 ne? Bir akım bir dirence giriyor. Akımın dirence girdiği noktanın voltajı V in. Eksi akımın dirençten çıktığı noktanın voltajı V eksi. V eksi neymiş? Sıfırmış. Ha, güzel. V in eksi sıfır bölü 100K eşittir. I2 ne? Akımın dirence girdiği noktanın voltajı yani sıfır. Sıfır eksi. Akımın dirençten çıktığı noktanın voltajı Vx. Vx bölü 100K. Çünkü bu V eksinin değeri sıfırmış. Bu durumdan Vx ne oldu? Eksi V'in oldu. Ha, süper. Bunu anladım. Bu çıktı. V'si buldum. O zaman akımları yazmaya devam edeyim. Mesela bu da I3 olsun. Mesela bu da I4 olsun. Değil mi? Akımları yazıp analizime devam edeyim o zaman. Bakıyorum. I2 eşittir I3 artı I4. Doğru mu? I2 ne? 0 eksi Vx bölü 100K eşittir. I3 ne? Vx eksi 0 bölü 10K artı Vx eksi Vout bölü 100K. Doğru mu? Her taraf gidecek buradan. Eksi Vx eşittir 10 Vx artı Vx eksi Vout gibi bir formül çıkacak burada herhalde. Her şunu 10'la çarpacağım. 100K'lar gidecek. Bu durumda da Vout eşittir 12 Vx çıkacak. Vx de neye eşitmiş? Eksi V'ine eşitmiş. Bu durumda da Vout eşittir eksi 12 V'in ya da Vout bölü V'in eşittir eksi 12 olacak. Bu da AV'ye denk kalıyor. Denk geliyor. Hatırlayalım. AV'yi eksi 12 yaptık. Giriş empedansı da şuradaki direnç olacak. 100K. Ya yani aynı şey. Giriş empedansı hesaplarsak 100K'nın olduğunu göreceksiniz. 100K'yı ben normal bir evren yükselteçle eksi 12 kat kazanç elde etmek için ben buraya 1,2 mega ohm kullanmam gerekiyordu. Dikkat ederseniz 100K'nın üstünde hiçbir direnç yok burada. Çok güzel. Hatta şurada yükseltme oranının hem şu 100K ile hem 10K ile hem 100K ile değiştiğini göreceksiniz. Bunun bir formülünü de çıkartabiliriz. Uğraşmadım şimdi ama mesela bu 10K'yı biraz daha küçültsek herhalde bu yükseltme oranı artacak. 10K'yı biraz yükseltsek herhalde bu yükseltme oranı da azalacak. Mesela en basitinden bunu görebiliyoruz.
Burada da yine yükseltme oranı ayarlanabilir. Bir yükselteç yapmış oluyorum. Bu işte T tipi geri besleme network'ü. Giriş empedansını yüksek tutmak için şuradaki direnci yüksek yapmak amaçlı kurulmuş bir modifiye eviren yükselteç devresi. Ama gördüğünüz üzere analizini yaptığımız zaman hemen kolay bir şekilde çıkmış oluyor. Ben bunun RI'sinin yine 100K olduğunu, A'sının -12 olduğunu ve RO'sunun da yine 0 olduğunu ben buradan hemen görebiliyorum ki o da beni mutlu ediyor. Peki, devam edelim. Tampon diyelim. Buna buffer diyorlar. Bu da bir özel bir evirmeyen yükselteç. Esasında. Özel bir evirmeyen yükseltecek. Yükseltecin esasında olayı şu. Evirmeyen yükseltecekte olduğu gibi V'ini artıya veriyoruz. Ama eksiyle direkt artıya, topla şey veya ota bağlıyoruz. Bu buffer'ın tampon devresinin olayı bu. Bakıyorum. Yine ilk baktığım şey benim geri besleme. Geri beslemeye bakıyorum. Geri besleme eksiden. Değil mi? Niye? Çünkü o pump'ın çıkışından, o pump'ın girişlerine olan fiziksel bağlantı, bu tel bağlantısı direkt olarak zaten bu birbirine kısa devre yapılmış bu. Ve bu da eksiden. O zaman geri besleme eksidense süper. Yani bir yükselteç. Yani o pump lineerde çalışmak isteyecek. Bu durumda hemen ne olacak? Benim formülüm ne? V artı eşittir. V eksi değil mi? Lineer. V artının V'ine eşit olduğunu, V eksinin de V alt eşit olduğunu görebiliyorum. Bu durumda V out eşittir V in oldu. Yani V out bölü V in eşittir 1 oldu. V artı V in eşit. V eksi de V out'a eşit. Bu durumda V in eşittir V out'tur. Yani V out bölü V in de 1'dir. Yani bu bir yükseltme ya da neyse artık yükseltme oranı 1 olan giriş aynen çıkışa bağlayan bir devreymiş. Yani A'sı 1'miş. Bu bir evirmeyen bir yükselteç hemen anlayabiliyoruz. Yani özel bir evirmeyen yükselteç hemen anlıyoruz. Giriş empedansı sonsuz. Zaten buradan bir IX akım akmadığı için giriş empedansının sonsuz olduğunu da hemen görebiliyoruz. Ve çıkış empedansı yine sıfır kabul ettiğimiz zaman bu arkadaş esasında şöyle bir yükselteç. Yani bu niye böyle oldu bu? A 1 çarpı V'yi yerine direkt 1 yazabilirim. V'yi yazabilirim değil mi? Yani esasında şuradaki voltajı aynen kopyalayan bir yükselteç. İşe niye iş gerekiyor bu? Ne gerek var buna? İşte bu esasında empedans ayarlayan bir yükseltecek. Çok çok faydalı bir devre. Bayılıyorum ben tampona. Mesela hani kaba bir örnek yapalım. Niye faydalı olduğu ile alakalı. Diyelim sizin elinizde 12 volt bir voltaj kaynağı var ve sizin atıyorum işte 6 voltluk bir voltaj kaynağıyla atıyorum bir led yakmanız lazım değil mi? Şurada bizim 6 voltunuz varsa sizin mesela bir tane led yakacaksınız diyelim. Şöyle bir şey devreye kuracaksınız. Buraya 6 volta ihtiyacınız var fakat elinizde 12 voltluk bir akü var. Ne yapıyorsunuz 12 voltu mesela iki tane dirençten geçirerek aynı dirençler mesela bunlar atıyorum R ve R gibi aynı iki tane dirençten 12 voltu bağlıyorsunuz şöyle diyelim isterseniz şunu. Burada sizin bir akünüz var. Kötü bir akü çizeceğim şimdi. Artık şu ikisi arasında 6 volt olduğunu söyleyebilirsiniz, değil mi? Harika. O zaman siz bu 6 voltu alacaksınız. Şuraya bağlayacaksınız. Her şey güzel gibi görünüyor ama öyle değil. Siz bu ikisini birbirine bağladığınız an siz bu ikisini birbirine bağladığınız an bu 6 volt değişecek. Niye değişecek? Şunu şuna bağladığınız an tabii şu toprak artık toprak da şurası. Değişmiyor toprak da burası. Neyse bir sıkıntı yok. Şuna bağladığınız an burası toprak diye düşünebiliriz. Bağladığınız an niye değişecek 6 volt? Çünkü şu direnç bölmesinin düzgün bir şekilde bunu 6 volt olarak bölmesinin nedeni neydi? Esasında şu. Buradan akan akım şuradan akan akıma eşit. Bu akım ne? 12 eksi işte şu orta voltaj bölü R eşittir. Orta voltaj eksi 0 bölü R. Bunun analizini yaptığınız zaman şu orta voltajın 12 bölü 2 6 olduğunu görürsünüz. Fakat artık şuradan bir akım aktığı için
Bu akım artık şu deminki formülü bozacak. 12 eksi bu bölü r eşittir bu eksi bu bölü r artı ile. Ha, işte bu biz yükleme etkisi. Bu arkadaş yüklüyor. Yüklediği için artık siz burada 6 volttan daha düşük bir şey alırsınız. 6 volttan daha düşük bir şey aldığınız zaman da devreniz istediğiniz performansta çalışmaz. Eğer hedefiniz 6 voltu almak ise. Ha, onun yerine ne yaparsınız siz? Onun yerine işte oraya bir tanecik tampon koyarsınız. Bu çok kaba ve kötü bir örnek oldu, farkındayım. Çok daha belki güzel örnekler verilebilir buna ama en azından bir şeyleri herhalde anlatabiliyor. Onun yerine siz ne yaparsınız? Buraya bir tane tampon devresi kurarsınız. Neyse, şunun hepsini toprak diyeyim artık, boş ver. Tampon devresi kurarsınız. Tampon da şunu alırsınız, buraya bağlarsınız, bunu alırsınız, buraya bağlarsınız ve bunu da buraya bağlarsınız. Ne oldu şimdi? Artık burası 6 volt olur. Niye 6 volt olur? Çünkü şuradan akan akım I artı o da eşittir 0 olduğu için yükleme olmaz. Bu I artı akım artık yüklemeyi engeller. Yüklemeyi engellediği için de şurası 6 volt olur. Ve bu eksi de burayı 6'ya çeker. E şuradan akan akımı kim sağlar? Oradan akan akımı bizim gizli kahramanımız o pumpın çıkış akımı sağlar. O pump'ın çıkış akımında yine bizim gizli kahramanımız artı VCC ve eksi V'den gelen akımlar sağlar. Heh, benim gizli akımım demek ki buralardan geliyormuş. O akım işte şurayı 6 volta sabitler. Yani V artı ile V eksi birbirine sabitler. Bu şekilde benim hem bu devrem çalışır hem bu devrem düzgün bir şekilde çalışır. Yani ben yüklemesiz bir şekilde yükleme olmadan istediğim ara voltajları elde etmiş olurum. Mesela çok sevdiğimiz bir taktik. Mikrodenetleyiciniz var. Sağında solunda ekstra dirençlere, voltaj kaynaklarına ihtiyacınız var. Ortalığı karıştırmak istemiyorsunuz. Referans gerilim veren entegreler kullanıp da maliyeti arttırmak istemiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? İşte direnç bölmesi artı op-amp buffer'la bu işi hızlı hızlı yapabiliyorsunuz mesela. Bu da buffer oldu. Peki. Burada bırakalım ya. Burada biraz duralım.